Karşıma uçup durup da senin adın ne diye 10 kere sormam mı daha anlamlı? Yani sadece kendi çocuklarınız için. Şimdi otizmli çocukların eğitiminde bazı başarı bileşenleri var. Bunları bir araya getirdiğimizde en etkili sonuçları almak mümkün. İlk olarak olabildiğince erken dönemde çocukların eğitimine başlamak gerekiyor. Bu çok önemli bir faktör. İkincisi, olabildiğince yoğun bir eğitim sürecine, özellikle erken eğitim döneminde, 0-6 yaş arası dönemde çocukların maruz bırakılmaları istediğimiz sonuçları elde etmemize yardımcı olabiliyor. Yoğunluk dediğimizde haftada yaklaşık 20 saat ile 40 saat arası birebir eğitimden bahsediyoruz. Bu eğitimin mümkünse öncelikle birebir öğretim düzenlemesiyle gerçekleştirilmesi, çocuklarımızın daha sonra küçük gruplara aktarılması, oradan da normal gelişim gösteren akranların arasında eğitimlerine devam etmeleri gerekiyor. Başarı bileşenlerinden bir başkası da bu çocuklara sağlanacak eğitim hizmetleri uygulanırken otizm spektrum bozukluğu gösteren çocukların temel yetersizlik alanlarına odaklanan, otistik özellikleri olan çocukların özelliklerine özgün müfredatların izlenmesi gerekir. Başarı bileşenlerinin bunlar olduğunu söyleyebilirim. Yani toplumun eşit bireyleri oldukları, farklılıklarına rağmen eğitim haklarından normal gelişim gösteren çocuklarla aynı biçimde yararlanma hakları olduğu bence akılda tutulmalı. Otizm spektrum bozukluğundan etkilenmiş bireylerin anne babalarına, yakınlarına bir önerim olabilir. O da şudur, otizmli çocuklar için herhangi bir hizmet biçiminden yararlanmaya karar verdiklerinde yararlanmak istedikleri uygulamanın bilimsel dayanaklarının olup olmadığını mutlaka sorgulamalarını öneririm. Otizmden etkilenmiş çocukların aldığı hizmetler arasında en etkili sonuçları üretenler psikoeğitsel nitelikli çalışmalar. Bunların yaygınlaştırılması ve yoğun hizmetler biçiminde otizmden etkilenmiş bireylere ulaştırılması gerekiyor. Umarım gelecekte ülkemizde bunu başarabiliriz. Bildiğim kadarıyla henüz sadece tıbbi yöntemleri kullanarak tedavi etmek mümkün değil otizm spektrum bozukluğunu. Ancak özellikle erken eğitim döneminde yoğun, az önce de söylediğim gibi eğitsel, psikoeğitsel nitelikli çalışmalarla çok ciddi ilerlemeler sağlamak mümkün otizmli çocuklarda. Hatta bazı çocuklarda desteksiz bir şekilde normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı okullara devam etmek, bağımsız yaşamak mümkün olabiliyor. Her çocukta değil ama bazı çocuklarda o biraz önce sıraladığım başarılı bileşenlerini bir araya getirmek şartıyla bu tür sonuçlar, olumlu sonuçlar elde etmek mümkün olabiliyor. Ama bu etkinlikleri herkes de yapmayı sevmeyiz. İşte Ali ile tavla oynamak daha zevklidir ve yani söylediği kanundur. Üstüne laf söylenmez, onun etkinliklere kıyasla çok daha istekli katılıyorlar. Böyle olduğunda dikkat edin. Ya da böyle eğlenceli bir ortamda da yapabilirsiniz. Az önce rutinlerden bahsettim.